Ordumuzun hepimize ihtiyacı var metni cevapları ve soruları Yıldırım Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 4-3-4-4-4-5-4-6-4-7-4-8-4-9 Milli Mücadele ve Atatürk teması Ordumuzun hepimize ihtiyacı var metni cevapları 6. sınıf Türkçe ders kitabı Yıldırım Yayınları sayfa 44 cevabı metne hazırlanalım soru Aşağıdaki şiiri okuyup şiirle ilgili soruları cevaplayınız. Ben O mutlu yıllardan geliyorum arkadaşlar. Yokluklar, yoksulluklar. Sırtında mermi taşıyan analar. İnönüler, Sakaryalar, Dumlupınarlar. Ben O onurlu yıllardan geliyorum arkadaşlar. Bir düş gibiydi yaşanılanlar. Bir masal gibiydi anlatılanlar. Ve Uğurladık düşman gemilerini. Bir daha görürsek. Topraklarımızda sizi. Pişman ederiz hepinizi. Türk'ün Gedik Bengi. Kısaltılmıştır. Soru, şiirdeki onurlu yıllar ifadesiyle hangi dönem anlatılmaktadır? Cevap, şiirdeki onurlu yıllar ifadesiyle Kurtuluş Savaşı yılları anlatılmaktadır. Soru, şiirde hangi savaşların adı geçmektedir? Cevap, şiirde İnönü, Sakarya ve Dumlupınar savaşlarının adı geçmektedir. Soru, analar, mermileri neden sırtlarında taşımışlardır? Cevap, o yıllar yokluk yıllarıydı, yeterli imkanlar, taşımak için yeterli sayıda hayvan olmadığı için analar mermileri sırtlarında taşımışlardır. Soru, yaşanılanlar ve anlatılanlar neden bir düş, bir masal gibidir? Cevap, çok büyük imkansızlıklara rağmen millet olarak düşmanla savaştığımız ve zaferler kazandığımız için yaşanılanlar ve anlatılanlar bir düş, bir masal gibidir. Soru, aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metnin size hissettirdiği duygulardan iki tanesini söyleyiniz. Sonsuz bir insan seli, birbirinden 1,5 metre aralıklarla ve tek sıra halinde akıyordu. İnsanlar taşıdıkları tüfek demetleri, cephane kutulan ve top mermilerinin ağırlığı altında öne doğru eğilmişlerdi. Daha şaşırtıcı olanı, bu insanların 1/4'ünden fazlasının kadın olmasıydı. Kadınların bazıları sırtlarına sarılı yükle beraber kucaklarında bebeklerini taşıyorlar, bazılarının arkasında ise kaygan çamurda kısa adımlarla yürüyen 2 ve 3 küçük çocuk bulunuyordu. Kadınlar düzenli bir şekilde yavaş yavaş yukarılara, daha yukarılara tırmanıyorlardı. Yol gerçekten çok dikti ve biraz sonra hepsi dondurucu soğukta ayak değmemiş karlı yamaçlardan daha yükseklere tırmanacaklardı. Cevap, vatan sevgisi, fedakarlık. Okuyalım, ordumuzun hepimize ihtiyacı var, adlı metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Yıldırım Yayınları sayfa 45 cevabı, ordumuzun hepimize ihtiyacı var, ordumuzun hepimize ihtiyacı var, adlı bu metin Turgut Özakman'ın, Şu Çılgın Türkler, adlı eserinden alınmıştır. Yazar, bu kitapta Osmanlı Devleti'nin çöküşünün ardından işgale uğrayan toprakların savunulmasını, yeni bir devletin doğuş sürecini ve bu süreçte verilen mücadeleyi anlatmaktadır. Yazar, bu eserde yer alan hiçbir satırı kurgulamamış, Türk, Yunan, İngiliz kaynaklarıyla uluslararası kurulların raporlarında, yerli yabancı gazetelerde ve o günleri yaşamış insanların belleklerinde, anı kitaplarında belgelenen olaylara yer vermiştir. Aşağıdaki metinde orduyu güçlendirmek amacıyla başlatılan bağış kampanyasından bir bölüm anlatılmaktadır. Halide Edip, hanımefendiler, dedi, sesinde hafif bir heyecan, titriyordu. Çok tutumlu olduklarını duyduğu Ankaralı hanımları yardıma çağıracaktı. Tarih, Türk'ü ateşle imtihan ediyor. Bu imtihandan yalnız erkeklerimizin cesaretiyle başarılı çıkamayız. Artık biz kadınlar da bu ateşe yüzümüzü çevirmek, ellerimizi uzatmak zorundayız. Ordumuzun hepimize ihtiyacı var. Kadınların büyük bir dikkatle dinlediğini fark edince heyecanı azaldı, daha sakin bir sesle devam etti. Bir hafta önce Eskişehir'deydim. Gördüklerimden birini sizlere de anlatmak istiyorum. Uçakların gövdesi ve kanatları özel bir keten kumaşla kaplanırmış. Bulunamadığı için bizimkiler kaput beziyle kaplıyorlar. Özel yapıştırıcısı olmadığı için kaput bezini uçakların gövdelerine, kanatlarına nal mıhı ya da zamkla tutturuyorlar. Bezin gerginliğini ve kayganlığı emait denilen özel bir sıvı ile sağlanırmış.
Getirtemedikleri için beze, kaynatılmış patates kabuğu ve paça suyuna tutkal, kola karıştırarak yaptıkları bir pelteyi sürüyorlar. Sonra da gözlerini bile kırpmadan bu uçaklara binip uçuyorlar. Kardeşlerim, sizleri, milletin şerefini ve namusunu canından aziz bilen bu genç ve yoksul orduya yardıma çağırıyorum. Kısa bir sessizlikten sonra kadınlar ağır ağır ayağa kalkmaya başladılar ve hiç konuşmadan ilerlediler, masanın önünde sıraya girdiler. Masanın üstü parayla dolmaya başladı. Yanında para olmayanlar, yüzüklerini, bileziklerini bırakıyordu. Gözleri görmeyen, beyaz başörtülü, yaşlı bir kadın çevresinden yardım istedi. Ne olur, bana Halide Hanım'ı bulun. Halide Edip bu yakaran sesi duymuştu, yaklaştı. Benim, buradayım, dedi. Kadın eliyle okşayarak Halide Edip'in yüzünü içine sindirdi. Çamaşırcılık yaparak geçiniyorum, kızım. Bunu zor günüm için saklamıştım. Ama sözlerinden anladım ki ordumuz benden daha zordaymış. Göğsüne bastırdığı sol elini açtı, uzattı, yüzü gururla aydınlandı. Al bunu. Derisi çatlamış avucunda 1 lira vardı. Halide Edip, gözlerinden yaş fışkırarak kadına sarıldı. Ah anam, dedi içi titreyerek, bir kere daha iman ettim. Kurtulacağız. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Yıldırım Yayınları sayfa 46 cevabı. Sözcük çalışması soru. Aşağıda okuduğunuz metinde geçen sözcük ve sözcük gruplarının anlamları ve bazı harfleri verilmiştir. Bu sözcük ve sözcük gruplarını anlamlarından, verilen ipuçlarından yararlanarak kutucuklara yazınız ve anlamlarına uygun birer cümlede kullanınız. Cevap. Anlayalım, yorumlayalım soru. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Soru. 1. Halide Edip, Eskişehir'de gördüğü hangi olayı anlatıyor? Cevap. Halide Edip, Eskişehir'de yeterli malzeme olmadığı için tam donanımlı duruma getirilemeyen uçaklarla savaşa katılan askerlerimizin canlarını tehlikeye atarak o uçaklara bindiklerini anlatıyor. Soru, 2 yaşlı bir kadın, Halide Edip'in konuşmasından sonra ne söylüyor? Cevap, yaşlı kadın Halide Edip'e çamaşırcılık yaptığını, zor günleri için sakladığı 1 lirayı kendisinden daha zor durumda olan ordumuza vermek istediğini söylüyor. Soru, 3, kendisine yaklaşan Halide Edip'e yaşlı kadın ne yapıyor? Cevap, kendisine yaklaşan Halide Edip'e yaşlı kadın, eliyle okşayarak onun yüzünü içine sindiriyor ve ona 1 lirayı veriyor. Soru, 4, Halide Edip, neden Türk milletinin ve ordusunun kazanacağına bir kez daha inandığını söylüyor? Cevap, Halide Edip, yaşlı kadının yaptığı fedakarlıktan dolayı Türk milletinin ve ordusunun kazanacağına bir kez daha inandığını söylüyor. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Yıldırım Yayınları sayfa 47 cevabı, soru, Kurtuluş Savaşı boyunca orduya yardım eden, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk kadınına Cumhuriyet yönetimiyle hangi haklar verilmiştir? Bu konuyla ilgili bildiklerinizi yazınız. Cevap, Kurtuluş Savaşı boyunca orduya yardım eden Türk kadınlarına, Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte önemli haklar tanınmıştır. 1930'da belediye seçimlerine katılma hakkı, 1934'te ise milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Ayrıca eğitim, çalışma ve toplumsal hayatta eşitlik sağlanarak kadınların toplumsal rollerini güçlendirme amaçlanmıştır. Soru, aşağıdaki simgelerin hangi duyguyu yansıttığını belirleyiniz. Ordumuzun hepimize ihtiyacı var, adlı metinden bu duyguların ifade edildiği birer cümle yazınız. Cevap, 6. sınıf Türkçe ders kitabı Yıldırım Yayınları sayfa 48 cevabı, söz varlığımı soru, aşağıda birinci grupta ateş sözcüğünün farklı anlamları, ikinci grupta da bu anlamlarıyla kullanıldığı cümleler verilmiştir. Cümleleri doğru anlamlarla eşleştiriniz. Cevap, konuşalım, anlatalım soru, milli mücadele yıllarına ait aşağıdaki görsellerden hareketle Türk kadınının ülkenin savunulması için vermiş olduğu büyük mücadeleyi arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Cevap, görsellerde gerek kanıyla gerek sırtlarında orduya cephane taşıyan, cephaneyi kendisi üreten ve bizzat savaşa katılan kahraman Türk kadınlarını görüyoruz. Türk kadını hem cephe gerisinde hem de cephede kahramanca mücadele etmiş ve adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Türk kadını vatan savunmasının sadece erkekler tarafından yapılmayacağının ispatıdır. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Yıldırım Yayınları sayfa 49 cevabı, düşünelim,
yazalım milli mücadelenin kadın kahramanları ile ilgili edindiğiniz bilgilerden hareketle bu kahraman kadınlardan birinin yaşamını, milli mücadeledeki yerini ve önemini anlatan bilgilendirici bir metin yazınız. Cevap: Şerife Bacı, milli mücadelenin simge kadın kahramanlarından biridir. Kastamonu'da yaşayan Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı sırasında cepheye mermi ve erzak taşımak için gösterdiği fedakarlıkla anılır. Zorlu kış şartlarında kanısıyla İnebolu'dan cepheye silah taşırken, üzerindeki battaniyeyi bebeğine sarmış, kendisi ise soğuktan donarak şehit olmuştur. Şerife Bacı, milli mücadeledeki yeri ve önemiyle Türk kadınının vatan sevgisini, cesaretini ve fedakarlığını temsil eder. Bu kahramanlık, kadının savaşta ve toplumda ne denli büyük bir rol üstlendiğinin en güzel örneklerinden biridir. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Milli Mücadele ve Atatürk Teması Sayfa 4-3-4-4-4-5-4-6-4-7-4-8-4-9 Ordumuzun Hepimize ihtiyacı Var Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.